Dededen babadan kalan bir meslek. Burada da devam ediyorum. Bu sepet örme işini babamın yanında küçükken babam sepet yapıyordu. Ben de onun yanında ufak ufak örmeye başladım. Yavaş yavaş derken ilerledik. Bu zamana kadar da ilerledikten sonra devam ettirdim mesleğimi. Sepet örmek zor. Gerçekten zor bir iş ama ben sevdim bu mesleği. Severek yaptığım için bugüne kadar taşıdım ve severek ördüğümden dolayı da değişiklikler yaptım sepetlerde. Çeşit çeşitlendirdim onu. Çeşitlendirdikçe arkası geldi. Devam ettirdik bugüne kadar. Örneğin soğan patates sepeti, sarımsak sepeti, balkon sepeti, çamaşır sepeti, kirli çamaşır sepetleri, saksılık sepetler, çiçeklik, vazo, böyle sepetler. Yani o bildiğimiz meyve taşımak için ya da odun taşımak için sepetlerden böyle daha dekoratif sepetlere geçtik diyebilir miyiz? Geçtik, evet. Aynen o şekilde geçtik. Eskiden o sepetler giderdi. Şimdi günümüzde öyle bir sepet olmayınca değiştirdik. Biz de değişiklik yaptık. Sepeti bir hobi olarak alıyorlar. Sepet zarar ihtiyaç değil benim anladığım kadarıyla. Ama görünümü güzel olduğu için hobi olarak alanlar var, tercih edenler var. Fındık ağacından yapıyorum. Babam da öyle yapardı, ben de öyle gördüm. Fındık ağacı bol olduğu için biz de fındıktan devam ediyoruz. Daha da güzel oluyor. Düzce'ye geldim. Düzce'de halk eğitim fuarı vardı. Halk eğitim müdürüne sordum. Ben size katılabilir miyim? Tamam dedi. Katıldım. Katılım sepetleri orada sergileyince Düzce Kültür Turizm Müdürü geldi. Dedi ki bunları neden yapıyorsun? Dedim ki bunları fındık ağacından yapıyorum. Tamam dedi. Sen bana dedi gel dedi. Ben sana dedi Ankara'dan sana sanatçı kartı belgesi çıkaralım. Böylece dedi fuarlara da katılmış olursun. Ben de olsun dedim. Gittim orada sınavlara girdim. 5-6 ay içerisinde de kartımızı almış olduk. Yani Şükürler o olsun. Allah razı kartla olsun ondan. fuarlara falan katılıyorsun. Fuarlara katılıyorum. Örneğin Almanya'ya katıldım. İstanbul'da katıldım. Gaziantep'e gittim. Birçok fuarlara katıldım. Katılmaktayım da. Bunlar ne işe yarar? Neler yapıyorsun böyle? Nedir Abi günümüze taşıdık sepetleri. Günümüzde ne gider düşündük. Günümüzde dedik pazar arabası lazım. Mesela pazardan adam evine zebzesini getirecek. Altına çubuğu eğdik odundan pazar arabası. Bu da ekmek sepeti. Sırt sepeti. Bunlar çay taşırdılar. Sırtına aldı, ip koyardılar. Arkasını alıp oraya çay taşırdılar. Bu çay o sepetin şey olan ama küçük olanı. Evet küçük olanı. Burada hobi olarak aksesuar sepete koymuşlar. Sepette süzdürmüşler peyniri. Çerkez peynir sepeti bu. Soğan, patates, soğan, sarımsak. Bu da marketlerde ekmek, kuru yemiş falan koymak için bu da. Bu şekilde. Eskiden bundan çok vardı. Ha, bu piknik sepeti. Kapaklı. Piknik sepeti. Kapaklı piknik sepeti yaptık. Günümüzde var. Yani geçmişte de vardı. Bugün de taşıdık. Bu da çürü çaba. Bu da saksı sepeti. Saksı koyuyoruz çiçekle beraber. Saksıyı bırakıyoruz. Saksı bunda görünmüyor. Çiçek açıyor kendini. Burada o iş için. Yine o üç katlının bu iki katlı. Bu iki katlısı. Hem Muharrem'i hem de Muharrem. Bu da yine aynı çilli sepetimiz. Bir değişiği. Kapağı da var. Onun bir değişiği. Bu da yapay çiçek şemsiyelik veya şemsiyelik kullanabilirsin. Zaten vardı sabah tam.